Bayan Limon, sınıfta bize sorular soran, zekamızı ve yeteneklerimizi test etmek istediğini söyleyen masum bir limon gibi gözükse de onun farklı yüzlerini gördükçe aslında işlerin sandığımızdan çok daha karanlık olduğunu anlıyoruz. Daha önce oynadığımız Baydomates'ten çok daha güçlü, çok daha zeki. Hatta o kadar zeki ki beyni bölümlere ayrılmış ve birçok farklı formunun olmasının sebebi de aslında bu. Gerçek ismi Louis Crimson olan bir ilkokul öğretmeni ama karanlık deneyler onu Bayan Limon'a dönüştürüyor ve Baydomates'le arasındaki bağ sandığımızdan çok daha güçlü. Oyunun 12 farklı sonu var ve her sonda yeni gizemlere ulaşıyoruz ve bugün hepsine birlikte bakacağız. Şimdi arkanıza yaslanın ve hazırlanın. Bayan Limon'un tüm oyun sonlarına, açıklamalarına ve gizemlerine bakmaya gidiyoruz. Herkesin ilk ulaştığı oyun sonlarından biri Bayan Limon'u 10 sinire ulaştırdığımız yani başarısız olduğumuz son. Önce sonu birlikte izleyelim, sonra içindeki gizemlere bakalım. This is awful. Just terrible. Your results are so horrendous. But I shouldn't blame you for that, right? No, you shouldn't. This human is pathetic. Just worthless. What are you even capable of? Oh, I know. Let's play a game. A very simple one. It's called Rock, Paper, Scissors. The rules are simple. Rock beats scissors, scissors beat paper, and paper beats rock. Each of us will choose one of these, and then we will simultaneously show each other what we have chosen. So, here is the deal. We will play three times. If I win you one time, I will cut off your left hand. If I win two times in a row, I will also gouge out your eye. And if I win three times in a row, I will also kick you out of this game forever. But if you will beat me even once, I will take back all my words and leave you alone. Sounds good? Okay, let's start. Here goes your hand. Here goes your eye. Well, that's three. Bu sonda Bayan Limon'un Lamia ismindeki formuyla karşılaşıyoruz. Uroboros sistemindeki bilgiye göre bu form ana formun mutasyona uğramış ve bu sebeple kanamaya başlayan versiyonu. Kanı ve işkence yapmayı seviyor. Bu yüzden lakabı Kan Kraliçesi. Lamia birini yaraladığında bu yara tüm gerçekliklerde hatta zaman yolculuğu yapılsa bile devam ediyor. Bu yüzden Lamia elimizi ve gözümüzü bizden aldığında Baydomates oyununa da geçsek elimiz ve gözümüz olmuyor. Ve Baydomates'ten elimizi ve gözümüzü geri almamız gerekiyor. Eğer daha önce Lamia'dan yara almışken ikinci kez Lamia'nın karşısına çıkarsak bu kez taş kağıt makas oynamadan yarayı tanıyor ve daha önce kaybettiysek tekrar zaman harcamaya değmeyeceğimizi söyleyip taş kağıt makas oynamadan jumpscare yaratıyor. Ayrıca oyundaki Bayan Limon'un formlarından birçoğu mitolojideki karakterlerin isimleri. Lamia Yunan mitolojisinde Libya kraliçesi ve Zeus'un sevgililerinden biri. Arapçada ise parlayan anlamına geliyor. Bayan Limon'un sorduğu tüm soruları onu hiç sinirlendirmeden cevaplamayı başarırsak daha önce denesek de giriş yapamadığımız Uroboros isimli sisteme giriş biletini alıyoruz ve şu sonla karşılaşıyoruz. I guess that's all the tasks I have. Wonderful. I didn't expect you to be so smart. I haven't had such a smart student for a long time. So, let's get straight to the point. As I promised, you will get a reward. Since you are that smart, I think I will do something special for you. I will give you one of my abilities. Sage's Judgment, to be exact. It will automatically modify your player ID to meet any needed requirements. To put it simply, think of it as a pass to absolutely any place with valuable information. I think you will find a use for it. Well, I guess it's time for me to go. There are still a lot of people in the world whose abilities and knowledge I want to test. You did a great job. I hope we'll meet again. Goodbye.
Bayan Limon, Sage'in yargısı ismindeki kendi özelliğini bize veriyor ve bu sayede Ouroboros sistemine artık giriş sağlayabiliyoruz. Ama bu sistemdeki birçok bilgi bozulmuş durumda. Bu yüzden hem Bay Domates hem de Bayan Limon'daki tüm oyun sonlarına ulaşıp her birinden aldığımız kodları Ouroboros projesindeki data kurtarma bölümüne yazıyoruz ve bilgiler tek tek sisteme ekleniyor. Ouroboros sistemi oyunun hikayesiyle ilgili de bilgiler veren inanılmaz gizemli bir sistem. Şu an bende Ouroboros sistemindeki tüm bilgiler eksiksiz var. Bu yapılması çok zor ve dünya üzerinde YouTube'da pek bulunmayan bir şey. Tüm Ouroboros sistemindeki bilgilerle ilgili Türkçe çeviri videosu yapmayı düşünüyorum. İçinde hem hikaye, hem Bay Domates ve Bayan Limon'un tüm formları, hem deney kayıtları, hem de fazlası var. Eğer o videonun hızlıca gelmesini isterseniz bu videoya like atmayı lütfen unutmayın. Ve yeni gelecek videoyu kaçırmamak için aşağıdan abone ol tuşuna basabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten like atıp abone olmuşsunuzdur ama unuttuysanız diye hatırlatmak istedim. Desteğiniz için çok teşekkürler ve hemen devam edelim. Bay Domates oyunu ve Bayan Limon oyunundaki eşyaların bir kısmı diğer oyunda da kullanılabiliyor. Daha önce Bay Domates'teki bıçağı alıp domatese attığımızda onu öldürebiliyorduk. Ve aynı bıçağı alıp Bayan Limon'a attığımızda ise beklenmedik bir şey oluyor. Well, you tried, to say the least. But you can't kill me with some random piece of metal that you found. See? It did absolutely nothing. To be fair, I didn't know that you planned to kill me or something like that. At least now I know what a terrible person you are. And you disgust me. I will make sure that you won't hurt anyone else. Get lost. Evet, Bayan Limon, Bay Domates'ten çok daha güçlü. Onu bu kadar kolay öldürmemiz pek mümkün görünmüyor. Bayan Limon oyununda lanetli bir kuru kafa alabiliyoruz, üstelik bedava. Ve bu kuru kafanın laneti Bayan Limon'u da etkileyebilecek kadar güçlü. Kuru kafa masanın üzerinde dururken bıçağı tekrar fırlatmayı denediğimizde inanılmaz bir sona ulaşıyoruz. Well, you tried, to say the least. But you can't kill me with some random piece of metal that you found. There is no way you actually did this. I'm actually impressed. I could get rid of any knife, but even I can't get rid of this skull's curse. This is incredible. I'm so proud of you. But all your efforts were in vain. Because she definitely won't let me die like that. And that's a bummer. Well, she's right. I just can't let this happen. Greetings. Sorry for interrupting your little conversation, but life of this person is actually very important to me. You see, I live in this body too, so I just can't let her die. In this world, there are so many timelines, so many possibilities, so many realities. So, what if I will tell you that the reality where we are right now is no longer the one where you stabbed her, and the reality where you will be in a moment is the one where you never existed? Isn't this exciting? So, let's change the reality once again. Bu sonda Bayan Limon bıçaktan kurtulamıyor ama Lorelai benim ölmeme izin vermez diyerek Lorelai formuna dönüşüyor. Bu form Ouroboros sistemindeki bilgilere göre Bayan Limon ölmek üzereyken ortaya çıkan onu kurtarabilen bir form. Yani Bayan Limon'un ölmemesi Lorelai'nin tek amacı. Bunu yapmak içinse gerçekliği başka bir gerçeklikle değiştirebilme özelliğine sahip. Aynı zamanda sadece seçtiği kişiler için gerçekliği değiştirip diğerlerini aynı zaman diliminde ve aynı gerçeklikte bırakabiliyor. Ve bu sonda da bizim Bayan Limon'u bıçakladığımız gerçekliği değiştirip onu bıçaklamadığımız hatta hiç var olmadığımız bir gerçekliğe bizi gönderip Bayan Limon'u kurtarıyor. Oyunun komik sonlarından birinde eğer sorulara zamanında cevap vermezsek yani hiçbir şey yapmadan sadece beklersek o zaman bu sona ulaşıyoruz. I can't believe in this. I just can't. Are you really that dumb that you can't even choose an answer in time? Really? I don't even know what to say. What I know for sure is that you will not receive any reward from me.
What do you mean they will not receive the reward? They definitely deserve one. Their reward is death. Eğer Bay Domates'i herhangi bir şekilde öldürürsek ve daha sonra Bayan Limon oyununa girersek, Lilith isimli bir başka formu bizi karşılıyor. Sonunda Bay Domates'i öldürdüğümüz için mutlu oluyor ve konuştuğu herkesi boşluğun içinde hapsedebiliyor. Uroboros sistemindeki bilgiye göre bu boşlukta Lilith dışında hiç kimse hareket edemiyor, nefes alamıyor, ölemiyor, duyamıyor, büyüyemiyor ya da konuşamıyor. Yani bahsettiği sonsuz boşluğun tek hakimi kendisi. Lilith yine mitolojide fırtına tanrıçası olarak geçiyor. Bu sondan hemen sonra Bay Domates oyununa tekrar girdiğimizde ise Bay Domates'in mezarını görüyoruz. Üzerinde ise bir not var. Bunu sakladın yazıyor. Belki de Bayan Limon'un o sonsuz boşluğa saklanmasını sağladığı için bu not oraya koyuldu. Çünkü tekrar Bayan Limon oyununa girersek boşluktan kaçamazsın yazısını ve Bayan Limon'un Lilith formunda o sessizlikte beklediğini görüyoruz. Aynı Lilith'in söylediği gibi o sessizlikte, boşlukta sonsuza dek bekliyor. Bayan Limon'un sorduğu soruları mükemmel sonla değil ama onu 10 sinire ulaştırmadan bitirirsek o zaman Bayan Limon'un Luxia isimli bir başka formuyla karşılaşıyoruz. Ve Undertale'daki boss savaşı gibi oldukça zor bir boss savaşı yapmak zorunda kalıyoruz. Bu boss savaşının zor olmasının en önemli nedenlerinden biri, eğer savaşı kaybedersek tekrar Bayan Limon'u bitirip bir kere daha deneyebiliyoruz. Yani bu boss savaşını ard arda deneme şansımız yok. O yüzden de bu sona ulaşabilen çok az kişi var. Tabii ki Undertale prosuysanız kolayca bu sona ulaşabilirsiniz. Biz de kanalda ulaşmıştık. Bu savaşı kaybedersek oyuna tekrar girişimiz engelleniyor. Savaşı kazandığımızda ise 3 tane Uroboros giriş şifresi kazanıyoruz ki bu bilgilerin tamamlanması için çok çok önemli. Well, I think that's it. Congratulations. To be fair, your performance was not the best. Don't get me wrong, it was all right, but it was so boring, 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 boring. Come on, let's have some fun. Got you. Entertain me, and try to not die too fast. Not now. Please, not now. I want to play with you a little more. Please, I beg you. My apologies. Thanks for buying enough time. I'm amazed that you are still alive. She likes to go over the line sometimes. Well, lucky you. Anyway, I think I owe you something for this. And as appreciation for your help, I will provide you with some valuable information. Here. I created some files with recovery codes on your computer. If you're smart enough, you'll figure out where to use them. Well, I guess we're even now. I don't want this to happen once more, so I won't let you in here again. I had fun, and I hope you too. Goodbye.
Laxia formu için Uroboros sisteminde Bayan Nimon sıkıldığında ortaya çıkar yazıyor. Boss savaşı başlarken performansımızın fena olmadığı ama sıkıcı olduğumuz söyleniyordu hatırlarsanız. Yani Bayan Nimon bizden sıkıldığı için Laxia karşımıza çıkıp bizle savaşıyor. Tehlikeli gözleri var ve boss savaşı sırasında gözleriyle bizi uzun süre kontrol edebiliyor ve hareketimizi zorlaştırabiliyor. Hatta istediği yöne doğru bizi hareket ettirebiliyor. Yine eğer boss savaşı yaptığımız yerde kenardaki duvarlara dokunursak Laxia diğer özelliğiyle bizi savaş alanında istediği yere ışınlayabiliyor. Bayan Nimon'un güçlü ve tehlikeli formlarından biri Laxia. Bayan Nimon oyununda bir anahtar var. Oldukça pahalı. Bu anahtarın ne olduğu uzunca süre sırrını korudu ama bunu da çözdük. Daha önce Bay Domates oyununda Global Delete yani Bay Domates'i sistemden silerek oyunun gerçek sonuna ulaşmak için Bay Domates oyununda ana ekranda bir kod yazıyorduk. Tsomato 1B191A21. Bu kod Bay Domates'in yapımcısı Oxford Games'in sitesinde yazan bir koddu. Hatta kodun altında da belki önemli bir şey arıyorsun ve aradığın şey bendedir. Hatta bu kodla belki en iyisine ulaşabilirsin gibi bir mesaj vardı. Bu mesaj Bayan Nimon oyunu çıktıktan sonra güncellendi ve resmin altında Her name is the key yani onun adı anahtar yazısı eklendi. Onun adı dediyse Bayan Nimon'du çünkü her kelimesi kadınlar için kullanılır. Yani aynı Bay Domates'te Tsomato kodunu yazdığımız gibi Bayan Nimon için de onun adını yazmalıydık. Peki onun adı ne? Neydi? Uroboros sisteminden araştırıp öğrendiğimiz gibi Bayan Nimon'un gerçek ismi Louise'di. Bu ismi Bayan Nimon oyununun ana ekranında yazdığımızda herhangi bir sonuca ulaşamıyorduk. Ama Bayan Nimon oyununu sıfır sinir sonuyla bitirip sınıf boşken eğer Miss Louise yazarsak sınıfta gizli bir kapı beliriyordu. Bu kapıdan da anahtarla girerek bu sona ulaşıyorduk. Well, I suspected that you could find this place. It's rude to go into someone else's room without asking, you know. I should have kicked you from the game right away, before leaving. Well, in that case, I'll do it now. Peace. Bu sonda hem Bayan Nimon Uroboros sistemine girmemiz için yeni bir not defteri ve içinde data kurtarma kodu veriyordu, hem de odadaki tablonun üzerinde bir sayı vardı. Bu sayıyla da Uroboros sistemindeki eksik bir bilgiyi tamamlayabiliyorduk. Ve bu sonda Bayan Nimon önemli bir şey diyordu. Başkalarının odasına izinsiz girmek kaba bir davranıştır. Ve bu da aklımıza Bay Domates'te kimliğimizi gizlememize yarayan kartı getirmişti. Eğer kendimizi gizleyerek odaya girersek acaba ne olabilirdi? Daha sonra Bay Domates'teki 999 puanlık kimliğimizi değiştiren ve gizleyen kartı alarak tekrar Bayan Nimon'un odasına girmeyi denemiştik ve bu sefer odaya girdiğimizde Bayan Nimon bizi bulamamıştı ve odada yoktu. Odada Bayan Nimon yokken rafça araştırabiliyorduk ve bir rafın üzerinde dosyalar gördük. Bu dosyaları aldık ve bu dosyalar yine Uroboros sisteminde çok önemli bilgiler veriyordu. Bay Domates yani Sebastian Moriarty ve Bayan Nimon yani Louis Crimson'ın hikayelerini anlatan çok önemli iki dosya. İçindeki bilgilerden kısa bir özet vereyim. Bayan Nimon yani Louise, Bay Domates yani Sebastian'ın doğduğu Cruzedia'da büyüyor. Bayan Nimon bilime çok meraklı ve çok zeki. Bay Domates de prestijli bir restoranda garson olarak çalışıyor. Ama sonra işler karanlıklaşıyor ve bir şekilde Bayan Nimon ve Bay Domates'e dönüşüyorlar. Tüm detaylara sonraki videolarda bakacağız. Kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirim zilini açtığınızdan emin olun. Böylece yeni video geldiği an haberdar olursunuz. Bazı durumlarda Bay Domates oyununa girdiğimizde Fatal Error Has Occurred yani ölümcül bir hata oluştu mesajı alıyoruz. Bu ürkütücü mesajın hemen ardından karşımıza Bay Domates çıkıyor ama biraz garip, sanki o an parçalanıyor gibi ve gözleri Bayan Nimon'u andırıyor. Thank you.
Bu son Uroboros sisteminde dekapsülasyon denen gizemli bir bölüme giriş yapmak için gereken iki koddan birisini de bize vermiş oluyor. Peki burada gördüğümüz Bay Domates mi, Bayan Limon mu yoksa bambaşka biri yani Uroboros'un kendisi mi? Birazdan bahsedeceğim. Uroboros sisteminde dekapsülasyon bölümüne girmek için gereken ikinci ve son şifreyi alabilmek için de Bayan Limon da kuru kafayı almalı ve bu şekilde oyunu bitirmeliyiz. Ancak kuru kafa lanetli, bu yüzden yıldız kazanamıyoruz ve eşya alamıyoruz. Ayrıca bazı soruları tamamen bozuyor ve soruyu görmeden bir cevap vermemiz gerekiyor. Ve 10 sinire ulaşmadan oyunu bitirmek bu sebeple oldukça zor oluyor. Ama bunu başardığımızda bu son bizi karşılıyor. Well, well, well. Looks like someone did something cool. You really made it this far with that damn thing. I'm impressed. Perhaps I underestimated you. In any case, as I said earlier, you will receive a reward. And since you have exceeded all my expectations, I think I can give you something very secret and mysterious. Here. I created a file on your computer that contains half of the access key. What is it for? I don't know. The only thing I know is that the person from whom I stole it hid it very well. I do not deny that this may be part of something very dangerous, and that this half of the key will be useless on its own, but I have no more valuable information than this. Therefore, this will be your prize. I hope you find a use for it. Thank you for demonstrating your skills. You did amazing. I have no more tasks for you, so it's time for us to say goodbye. I hope we will meet again. Bu sonda Bayan Limon kodun neye yaradığını bilmediğini ama önemli bir şifrenin yarısı olduğunu söylüyor. Yani giriş şifresinin yarısı Bay Domates'te, diğer yarısı Bayan Limon'da ve biz ikisini de toplayıp dekapsülasyon şifresine ulaşıyoruz. Yine Bayan Limon önemli bir şey daha söylüyor. Bu kodu çaldığı kişinin onu çok iyi sakladığını. Bu kişi ise Eugene. Yine Uroboros sisteminde ismini gördüğümüz Bayan Limon, yani Louise'in zamanında birlikte çalıştığı kişi. Bu kodu aldıktan sonra oyuna tekrar girersek bir pasta ve mumlar görüyoruz. Tahtada ise iyi işti yazıyor. Bayan Limon bu harika başarımız için bizi tebrik ediyor. Ve tüm bu maceradan sonra hem Bay Domates hem de Bayan Limon'dan aldığımız dekapsülasyon kodlarını birleştirip şifreye ulaşıyoruz ve Uroboros sistemi içerisindeki dekapsülasyonu başlatıyoruz. Dekapsülasyon bir şeyin serbest bırakılması, açığa çıkması anlamına geliyor. Peki oyunun en sonu diyebileceğimiz bu sonda ne açığa çıkıyor olabilir? Hemen birlikte bakalım. Thank you.
sonda sisteme adını veren Uroboros'un aslında bu sistemde hapsedilmiş bir deney olduğunu anlıyoruz. Bu deney Bay Domates ve Bayan Limon'dan parazitler diye bahsediyor. Bugüne kadar sonsuz bir komada olduğunu ama bizim sayemizde artık komadan kurtulduğunu ve serbest kaldığını, Bay Domates ve Bayan Limon'un komaya girdiğini anlatıyor. Yani onlarla yer değiştirdiğinden bahsediyor. Her ne kadar Bay Domates ve Bayan Limon'un ismini direkt olarak söylemese de çok büyük bir ihtimalle onları kastediyor. Ve Bay Domates'in parçalanmış formunda bize ulaşıp yardım isteyen de aslında buradaki Uroboros gibi görünüyor. Biz de yardım çağrısını karşılıyoruz ve onu kurtarıyoruz. Yani özetle Bay Domates ve Bayan Limon'la Uroboros yer değiştiriyor ve Uroboros serbest kalıyor. Bay Domates ve Bayan Limon'sa sonsuz komada hapsoluyor. Bunu yaparak iyi bir şey mi yapıyoruz yoksa tüm kötülüğü açığa mı çıkarıyoruz, bunu henüz bilmiyoruz. Uroboros sistemi içerisinde 3 tane konu ya da deney var. Bu 3 deneyden biri Bay Domates, diğeri Bayan Limon ama üçüncüsüne erişimimiz yok. Acaba o da Uroboros olabilir mi? Yoksa yine bir başka sebze ya da meyve mi olacak? Tahminlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hem Uroboros projesindeki tüm bilgilerin Türkçe çeviri ve anlatımlarına hem de Bayan Limon'un hikaye videolarının hızlıca gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı lütfen unutmayın. Bu seri boyunca bana çok fazla destek verdiniz. Bu videoya da rekor bir beğeni gelirse çok sevinirim. Hem like atmak hem de abone olmak tamamen ücretsiz ve sadece saniyelerinizi alır ama bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Şu an ekranda hem dün yüklediğim Bayan Limon'un gizli dokümanlarını aldığımız videoyu hem de tüm Bayan Limon video serisinin olduğu listeyi görebilirsiniz. Serinin tüm videolarına da göz atabilirsiniz. Desteğiniz ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.